Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bu böcek konusuyla ilgili bazı sorular var. Onların detaylarını vermek istiyorum. Yani böceklere yardımcı koyma, yardımcı ne işe yarar? Hangi böcekte hangi yardımcılar gerekir? Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bir tane böceğe herhangi bir yardımcı koymanız için diğer yardımcının en az 8 seviye olması gerekiyor. Yani 7'den daha yüksek olması gerekiyor. Mesela buraya bir yardımcı seçtiğinizde siz sadece 7 seviyeden daha yüksek bir böceğe yardımcı koyabilirsiniz ve aynı türde böceğe yardımcı koyamıyorsunuz. Yani bu şu demek. Mesela bende 2 tane şeytan çiçeği var. İkisini birbirine yardımcı koyamıyorum. Mesela atıcılar için şu şekilde bir şeytan çiçeğini yardımcı koyabilmemiz için bir dev peygamber yetiştirmemiz gerekiyor. Ya da bir cepkenle yetiştirmemiz gerekiyor. Bunların dışında gene atıcı ile ilgili bir böceğiniz varsa, mesela Godzilla'nız varsa, gene bu da birbirine yardımcı olabiliyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey, böceğinizin türü neyse o türde bir böceğin farklısını yardımcı koyabiliyorsunuz. Mesela Potamotia'ya genel bir böcek. Buna atlas koyabilirsiniz. Softberry bug koyabilirsiniz. Şöyle bir devam edelim. Mesela atlasa başka ne konulabilir? Çiçilen koyabilirsiniz. Çinlerle. Bu konuda bir böcek yetiştirirken onun yardımcısına da ne koyacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ona göre böcek yetiştirmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir konu var. Böceğin yardımcı koyduğunuzda o böceğin bütün etkisi o böceğe geçmiyor. Yani mesela bir genel böcek safberi. Bu böceği gördüğünüz gibi sadece yardımcı olarak kullanıldığında ne diyor? Bir rastgele birimi beceri hasarını %4,5 arttırabilirim diyor. Şu şekilde de full yıldız yaptığınızda burada da görebilirsiniz. Şu an bulunduğu seviye tam yıldızda %5'e çıkıyor. Yani şuradaki gördüğünüz bütün buffları almıyorsunuz arkadaşlar. Sadece yardımcı olurken ki bufflarınızı alabiliyorsunuz. Mesela salyangoz böceğine bakalım. Bunu bir yardımcı olarak koyduğunuzda onun bütün takımının vahşi yaratıklar avlanırken gördüğünüz gibi atak veririm diyor. Hemen ona da ne kadar verdiğini gösterelim. Mesela full yıldızda %10 veriyor. Burada arkadaşlar koyduğunuz böceği ona göre yetiştirmeniz gerekiyor. Mesela bir şeyi dev peygambere bir cepkenli koyduğunuz zaman, bakın cepkenli savaş başladığında atıcıların ön safındaki bir takıma gördüğünüz gibi %20 beceri hasar arttırıyor. Yani atak veriyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Mesela benim şeytan çiçeğim var. Bir de peygamber yetiştirip öne koysam gördüğünüz gibi takımındaki atıcılara %20 hasar veriyor full yıldızda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de böceğe mesela koydum ama çıkartamıyorum diyenler var. Mesela şu şekilde ekliyorsunuz. Geri çıkarmak için tekrar üzerindeki tiki kaldırırsanız tekrar geri düşer. Bu böcek konusunda yardımcı koyma ve çıkarma konusu bu şekilde. Bir de şu böcek konusunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ben şimdi bunun 38 level'a geldim. 39 level'a basacağım. Her 5 her 10, 15, 20, 25 siz yetiştirirken siz de görmüşsünüzdür. Böcekleri belli bir seviyeye getirmeden elinizdeki böcekleri imha etmeyin. Yani bu şu demek. Mesela X10 bir böceğiniz var. Bunu gidip X9'da vurup X11 yapmadan önce sizden level yükselttiğindeki istediği şeyleri dikkat edin. Mesela aynı kalitede 3 tane 5 seviye böceğe sahip ol gibi bu şekilde sizden bir şeyler isteyecek. Mesela ben 40 level'a geçtiğimde benden şunu isteyecek. Gördüğünüz gibi mesela şeytan çiçeği 16 level. Bunu 20 ve Potomite'yi 20 level yapmamı isteyecek. Eğer ben bunların ikisini de 20 level yapamazsam şeytan çiçeğini 41'e basamayacağım. Yani 40'tan sonrasını basamayacağım. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Bunun dışında hani böcekle ilgili ben görüyorum, yani işte nasıl yetiştirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl çıkar,
Yani bu böcek çıkarma işi çok şans, tamamen şans. Bakımına bir tane dev peygamber geliyor ama yani öyle çok oranı çok yüksek değil oradan dev peygamber gelmesinin. Buradan çıkacak böceğin, size tavsiyem, kuluçka hızlarınızı arttırın. Yani bu seviyelere geldiğinizde bayağı rahat edersiniz. Şu an hangi seviyelerdesiniz bilmiyorum. Durum bu. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altına atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.